huzurlu günler dilerim. Bence böyle kanalına hoş geldiniz. Şimdi bizim arazimizin etrafına çit çekme gibi bir düşünce içerisine girdik. Yani bunu bir gün yapmamız gerekiyordu. Şimdi o konuda hakkında hem biraz bilgi vereyim size, hem de biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz onu bir anlatayım istedim. Şimdi arkadaşlar, normalde arazimizin bir tarafı 80 metre, diğer tarafı da 80 metre. Ben bu 80 metreye bir kepçe çağırdım. Bizim Abdullah, buradan selam olsun. En küçük kepçesiyle yaklaşık 40 santimlik bir kanal açtı bize. 40 santimlik kanalın normalde derinliği de 40 santim, yüksekliği de 40 santim, uzunluğu da 80 metre olarak iki tarafı da biz açtık. Sağ olsun 2,5 saat falan sürdü. İşte bize 2 saatlik bir ücret yazdı. Bu buralar için belki ekonomiktir, bilmiyorum. 400-800 lira bunların bir diyetini kesti. Onun haricinde biz düşündük bunu şimdi 40'a 40 santimlik ve 80 metrelik hesap ettiğimde ne kadar beton yer diye. Yaklaşık 12,5-13 metreküp bir beton yiyor her iki tarafta. Ve şimdi bu betonlar burada Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca bölgesinin işte 3 tane hazır beton satan firması var. Oraları aradığımda ortalama 1200 lira civarında bir beton metreküp fiyatı verdiler bana. Şimdi bu da ya çok büyük yeküm bir parayı diyor. Yani şöyle kabaca söylüyorum, yani 15 bin burası, 15 bin burası. Yani yaptığımız şey de sadece bir tane sınıra, toprak seviyesinde bir beton atmak. Bu bizim pek hoşumuza gitmedi. Pek ekonomik gelmedi, pek mantıklı gelmedi. Ne yaparız diye düşündüm. dedim ki bu genişliği artık bozamayız çünkü kalıp takmıyoruz. Ondan sonra derinliği yükseltelim diye düşündük. Derinliği de yükseltip 20 santime kadar düşürdük. Burası biraz daha derin ama biraz daha şey yapacağım, yükselteceğim. Bu şekilde maliyeti düşürürüz diye düşündüm. Hani eskilerin bir lafı var. Ya sırtını dağa ya da ağa yaslayacakmışsın. biz ama ağayla bir işimiz olmadığına göre dağa yasladığımız için taş bulma sorunumuz yok arkadaşlar. İşte birazcık bir emek ve gayretle taşımızı getirip buraya birazcık serdik. Biraz daha sereceğiz. Böylece maliyeti düşürdük ama şimdi bunu daha da ekonomik hale getirebilir miyiz? Daha iktisatlı bir şekilde bu işi çözebilir miyiz diye düşünmeleri devam ediyoruz. Yani biliyorsunuz ekonomi biraz sıkıntılı. Herkesin bütçesi de şey değil. Yani böyle dolgun dolgun değil. Bir şekilde en ekonomik şekilde nasıl yaparız diye düşünürken biz bu işi yapabilir miyiz arkadaş diye düşündük. Piyasaya çıktık. Dedim ki ben çakıl alsam, biz bu çakılı çimento ile karıştırsak, demirler alsak bu işi çözebilir miyiz diye. Şu tarafa gidelim Hatice. Hem bu arada kuş seslerini de dinleyin, ben biraz susayım. Neyse, ben yine bu sesimle gireyim araya. Çünkü asıl amaç burada bilgi vermek arkadaşlar. Şimdi 10 metreküp çakılı getirdim buraya, döktürdüm. 4000 lira civarında bu bölgenin fiyatı olarak söylüyorum. Bu arada 4 Kasım 2022 Cuma günü bugün. Fiyatlar bu şekilde algılansın. Şimdi 10 metreküp çakılı buraya koyduk. Bunun maliyeti 4000 lira arkadaşlar. Yine aynı zamanda çimentomuzu 30 torba aldık. Hani bir taraf için bu. Sadece bir taraf için. 30 torba çimento da işte 85'ti, 90 olmuş. Neyse, değişebilir. Biz 90'dan aldık. Ayrıca biz
Normal olarak profil L demirlerden 6 metrelik boy olarak da satılıyordu. Fakat o bize pek ekonomikten ziyade efektif gelmedi. Yani uğraştırıcı geldi. Onun için bu demirlerden aldık. Bunlar da yine aynı şekilde delikleri delinmiş, ucu sivriltilmiş çakabilmemiz için. Ondan sonra aynı şekilde ayarlanmış 2 metrelik demirler arkadaşlar. Bunlarda da 65 liradan fiyat çektiler bana. İşte zor zoruna pazarlıkla 63'e düşürdüm. Fakat sonra dedim ki buraların yine eskilerin bir sözü var. Buraların sözü mü eskilerin sözü mü artık bilmiyorum da. Neyse, yerli tavşanı yerli tazı tutar diye. Bir başka arkadaş vasıtasıyla aldık. O da 60'tan almış. Yani beni güya pazarlıkla çok güzel bir 63'e düşürmüş, beni mutlu etmiş bir şekilde gönderdiler dükkandan ama daha ucuz da alınabiliyormuş. Evet. Yapacak bir şey yok, onlar kaybediyor. Yani biz yabancıyız, başka yerden geldik diye böyle yapıyorlar ama sonuçta o dükkana ben bir daha uğramıyorum yani. Kesinlikle. Sonuçta onlar kazandığını zannediyorlar. Bence kaybediyorlar. Esnaflık böyle bir şey değil. Ama her neyse, onlar önemli değil. Arkadaşlar, araştırdığınız zaman, uğraştığınız zaman en ekonomini bulabiliyorsunuz. Evet. Şimdi burada size benim yaptığım hatalardan bir tanesini söyleyeyim. Şimdi biz buradan gerdirme teli çekeceğiz. Gerdirme teli çekerken delikler bu tarafta bırakmışız. Şuradan bir noktaya kadar. Şu şekilde. Oysa ki şu şekilde. Bundan sonrası öyle de. Şöyle göstereyim size. Normalde böyle koyup delikler çekeceğimiz yönde gerdirebileceğimiz şekilde olması gerekiyor. Tabi bu sivri tarafı aşağıya olacak. Yani şu şekilde olacak ki şuradan delikleri gerdirelim. Neyse, burası nazarlık oldu arkadaşlar. Buraları da ne yapacağım? Aa, tüf vah 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 dediğim yok. Buraları da normal bağlama teliyle bağlayacağız. O şekilde geçeceğiz. Bir de ödül verecekleri yok bunu çok iyi yaptın diye. İşimizi görsün yeter. İşimizi görsün yeter diye düşünüyoruz. İşimizi de sapasağlam görür inşallah. Bu arada bağlama teli ucuz bir şey. Yani bütün her iki yerler için inşaat teli diyelim. Yani belki 200 liradır. Burada gerdirme telinin fiyatını da aldım. Gerdirme teli de bu iki taraf için 80-80-160 arkadaşlar 32 kilogram gider dediler. Hani böyle şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 4 için mi hesapladılar, 3 için mi hesapladılar bilmiyorum ama 3 herhalde. 32 kilogram dediler. Onun da kilogramı 35 lira civarında bir fiyatı var. Yani yaklaşık bu iki taraf için 160 metre için 1100 lira civarında bir maliyeti tutuyor. O da piyasaya çıktığımızda, o zamana geldiğimizde tekrar bakılacak bir şey. Bir de tel lazım bize. Telimiz de top olarak satılıyor. 1,5 metrelik galvanizli bahçe çiti telleri. O da burada 750 lira dediler topuna. Şimdi 20 metrelik değil mi? 20 metrelik. Burası 80 metre olduğuna göre 4 top buraya gidecek. Ne yapıyor? 3000 lira. 4 top da öbür tarafa gidecek. 3 de o 6000 lira bir maliyeti var. Şu anda gözüken. Biz bir de ayrıyeten yan komşu Seda ile birlikte hani bunun altına şöyle küçük bir kalıp çakıp yani bir şekilde hem suyun akışını bahçe sulamalarda geçmesin diye biraz daha küçük bir beton yapmayı düşünüyoruz. Başarabilir miyiz bilmiyorum. Şu anki pozisyonumuz bu arkadaşlar. Yani fazla da sıkmak istemiyorum sizi. Kabaca 2022 Kasım ayının bahçe çiti yapmak isteyen arkadaşlar için maliyetler böyle bir şey. Hani kendiniz gücünüz yeterse böyle bir şekilde çakıl alıp, çimento alıp biraz gayretle işte bu direklerden her yerde bulabileceğiniz şekilde halledebilirsiniz. Ben bunu şu an tecrübe ediyorum. Ama bunu yaptıktan sonra çok maliyetli bir şey çıkar. Belki öbür tarafa bir mikser çağırırım bilemiyorum ama şu anki pozisyonum bu. Ayrıca bahçe hakkında da bilgi verelim. Şimdi arkadaşlar burada bazı yerlere arazimizin bazı yerlerine haç dikmek istiyoruz. Böyle coşkuyla o günlere gelmek istiyoruz ama bir daha türlü o güne gelemedik. Sıra gelmiyor yani. Onlara. Gelemedik çünkü
Yani nereye ne yapacağız, nasıl yapacağız? Yani bir ağacı diktikten sonra tekrar burada sökmek, kökletmek falan gibi şeyler de istemiyoruz. Ama buraya kesinlikle bir ağaç dikilmesi gerektiğine kanaat ettik. Buraya da ben zaten yemelik, sofralık, Washington portakal yakışır diye düşündüm. Bizim bahçede hep limon var zaten. Aynen. Limonların yanına portakal ve mandalin güzel yakışır. Evet, bir de nar filan. Şimdi bu Washington portakal bildiğimiz sofralık portakal. En çok bulunan portakal. Biraz da kanlı, o kan şeklinde az bir şey oluyor. Biraz kızarıklı oluyor, kırmızımsı oluyor dediler. Evet. Biz bunu buraya böyle diktik. Onun haricinde yine bizim bu sıra yani böyle bu elektrik ve su panomuzun yanından böyle bir yürüyüş yolu yapacağımızı düşünüyoruz. Buraya da kan portakalı, direkt kan portakalı, kırmızı, içi kıpkırmızı olan daha küçük boyutlarda bir portakal varmış. Ve biraz ileride bir ağaç vardı, orada da aynısını gördüm. Diğerlerinden daha küçük oluyor, biraz daha yarı bodur şeklinde bir ağaç türü bu. Portakalları da biraz daha ufak, mandalinden biraz büyük, portakaldan küçük. Kan portakalı şeklinde. Buraya onun da yakışacağını düşündük. Bunları böyle kanaat ettiklerimizi düşünüyoruz. Yine ileride en köşede, arazimizin en köşesinde yani eşimin ısrarıyla incir dikelim dedi. İncir çok böyle devasa büyüdüğü için bilmiyorum. Buraya incirimizi diktik, zeytinlerimizi diktik. 4 tane zeytinimizi. Şimdi yine aldığım benim 2 tane narım var. 1 tane armutum var. 1 tane hünnapım var. Bunları nereye dikeceğimizi bilmiyorum. Ama inşallah bir yer bulacağız. Onları da dikeceğiz. Yani gönül istiyor ki ya işte dut dikelim, kayısı dikelim. Ondan sonra işte armut mesela bu normal böyle bildiğimiz armut. Bir de deveci armutu var. Deveci armutu dikeyim. Ondan sonra işte erik. Erik dikeyim. Şeftali. Şeftali, şeftali olmaz dikelim ama işte buradaki şey açgözlülük yapmamak. Hem yürüyelim Hatice. Açgözlülük yapmamak. Çünkü ağaçların belli bir metre aralıkları olması gerekiyor. Tabii bunlar 6'ya 6 oluyor, 7'ye 7 oluyor, 5'e 5 oluyor. Zaten 4'e 4'ten daha yakın olmamasını söylüyorlar. Şimdi böyle olunca da mecburen biraz içimizi çekerek bekliyoruz. Böyle eleyerek, ince eleyerek, sık dokuyarak devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda yani belki bazı ağaçların yerine hani onları değiştirerek falan şeklinde. Daha biz bir de narenciye türünün şeylerini yapamadık. Yani diyorlar ki gramantin mandalin olmazsa olmaz. Mandalinin kralı, padişahı, tamam mı? Aynen. Evinizin bahçesinde mutlaka olmanız lazım. Lezzet için yani harika bir şey. Şimdi yerli bir tane mandalin olması lazım. Şimdi bu ikisi olacak. Valencia portakal. Valencia portakal yazın olacak. Yazın suyunu sıkmak yani için. Yani işte misafirler geldiğinde yazın yani çok uzun süre dayanıyor. Şimdi onun da olması lazım. Ne yapacağız? Nar olması lazım. Nar harika bir şey arkadaşlar. Evet, ya bu, ne bileyim yani nimet. İşte o gün aldım ben Hicaz narından. Hani bilemiyorum. Bakalım. Şimdilik böyle bir şey. Bahçemizde kış bahçemizde bir şekilde kendi halinde büyüyor. Salatalıklarımızı yedik. Bakın burada yemeye de devam ediyoruz. Yani kendin yetiştirip kendin üretmek tabii herkesin bir hayali. Allah inşallah sizlere de nasip eder. Biz gerçekten yani bu konuda çok mutluyuz. Soğanlarımız, pırasalarımız, maydanozlarımız, roka zaten coştu. Fasulyemizi büyüttük. Gerçekten yemeğini yaptık, yedik. Harika bir duygu. Dereotumuz, ondan sonra lahanalar daha büyümedi. Bunlar neydi? Brokoli karnabahar. Ha, brokoli karnabahar şeklinde de onları bilmiyoruz. Şimdilik neye benzeyecek? burada da turplarımız büyüyor. Soğanlarımızı alıp yiyebiliyoruz. Başka ne vardı burada? Evet. Bu kadar. İşte tavuklarımız da biliyorlar arkadaşlar. Bunlar buranın tabiriyle cibi olarak gelmişlerdi. Şu anda yarka seviyesine geldiler. Onlar da biliyorlar arkadaşlar. Hani bu şekilde evet bu şekilde
yaşamaya devam ediyoruz. Şeyimizi de buraya diktik. İncirimizi, incir fidanımızı buraya diktik. İncir fidanı burada. Zeytinin bir tanesi burada arkadaşlar. Diğer 3 tane zeytini zaten şu sıraya dikmiştik. Hani şu araya ben bir işte hani burada ufak tefek de olsa kendi koyunumu, kendi keçimi falan yapacak şekilde bir ağıl yapmayı düşünüyorum. Bir de tavuklara işte bir kümes yapmayı düşünüyorum. Onun için bu arayı bıraktım. Ama bu araya da 2 tane fidan dikmek istiyorum ama nasıl dikeceğim onu da bilmiyorum. Şimdilik arkadaşlar başınızı fazla ağrıtmayalım. Kendinize iyi bakın.